Hobiler, aile, insana dair farklı değişik videolar yayınladım bu kanalda. Şimdi tarihi bir yere gidiyoruz. Şu an burası aynı. Evet. Viyana Schönbrunn Sarayı arka bahçesindeyiz. Viyana'nın en çok gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden diyorlar Schönbrunn Sarayı'na. 17. yüzyılın ve 18. yüzyılın başat yapılar arasında Schönbrunn Sarayı'nın yeri ayrı. Tamamlanışı 1700'lerin ortaları. Yani 18. yüzyıl için yazlık saray kültürünün önemli örneği Schönbrunn hala. Bahçeye baktığınızda ise tabii ki bir korunak hala özenle saklanma mevcut ve bir labirentteyiz şu an. Ne tarafa gitsek, ne yapsak bilemedik. Yollar karmaşıklaştırılmış, herkes için bilinmezlik katılmış. Bu da turizm tetikliyor. Çok hoş yolların yapısı bakın, insanların yapısı gibi düzenli, disiplinli. Özenle kesilmiş, biçilmiş ve bir bahçe kültürünü, saray bahçesi kültürünü en iyi şekilde yansıtmışlar. Yani bu Avrupa kültür yapısı için geçerli şey değil mi zaten bu? Karmaşık gibi görünen aslında çoklu yapıların arkasındaki düzen ve tabii tarihle bugün arasındaki bağlantıyı koruma. Yani 17. 18. yüzyıl yapısı diye geçilmemiş üzerinden bugünle birleştirilmiş. Tabii belli yasaklarla bu sağlanıyor. Buraya girilmez, bu yapılmaz, o konut orada inşa edilmez gibi yasakların daha da arttırılması toplumun da bunu korumasını sağlıyor. Burada yasak özgürlük dengesi çok tartışılır. Avrupa'da bence atlanan bir husus. Gerçekten çok yasaklı ülkelerde yaşanıyor aslında Avrupa'da ama işte bu yasak ne getiriyor sonra? Size bir tane ağacın işte adanarak farklı farklı türlerde yetiştirilmesini, yıllarca burada kalmasını sağlıyor. Bu müthiş bir şey tabii. Koruma kültürü. Ama tartışma açı tarafları da var. Devam ediyoruz şu an buradaki gezimize. Tabii korona sürecinden yeni kurtulan bir Avusturya var. Başarıyla yönettiği söyleniyor bu süreçte. Buraları da açtı. Buralar kapalıydı uzun bir süre. Park bahçeler işte yönetmelikleri değiştirildi. Burası da bu kapsama girdiği için kimse sokulmadı ama şimdi de açıldığı anda da çok kişi gelmiyor. Bu bir şans. Video içinde mi? Şu Schönbrunn Sarayı. Schönbrunn sarısıyla anılan meşhur saraydan küçük enstantaneler, küçük görüntülerle videoya devam etmek istedim. Yani bu sarayın önemi tabii bütün Avrupa için aslında geçerli bir kural. Kışlık, yazlık saray. Belki hayat biçimi, standartlarını korumak için bir aşama onların. Bu standartları koruyan her imparator ve imparatoriçe de bu tür yapıları kurmuş. Schönbrunn olunca tabii mevzu bahis, arka tarafı da çok meşhur. Konserlerin verildiği. Yeni yılı hatırlayalım. Yaz konserini hatırlayalım ki bu sene yaz konserini ne yazık ki iptal söz konusu. Eylül'e çekildi dönüyor ama bakalım. Ve baktığınızda da bir Gloriet taç. Zafer taç deniyor. Avusturya-Fransa savaşları esnasında yapılan. Çok zafer taçı anlamını yitirmiş. Sanıyorum savaş kaybedilmesine karşılık taç yerinde duruyor. Zafer herhalde kalplerdeki zafer olmuş. Yani buradaki temel hususu toplanma kültürü olarak anlamalıyız. Bu arka bahçe Schönbrunn'un önünden de bazı görüntüler koymaya çalışacağım ama bu arka bahçe yaklaşık işte 50 bin 60 bin kişi sıralı dizilişte alabilecek bahçe. Ve işte böyle bir kültür faaliyetini Viyana yapan faaliyetleri de böyle yapabiliyorsunuz. Şu an bunun sarayın yapısında tabii ki biraz daha göstermem gerekirse sarısından mütevellit aynı zamanda pencerelerin düzeni vesaire. Tipik Alman tarzı. Şu anda görebileceğiniz o sarının belki biraz da yeşil katılmasıyla da Almanya'da çokça gördüğünüz sarı olduğunu unutmayalım. Bu iki ülkenin Avusturya Almanya'nın hala çok benzer kültürlere sahip olduğunu da atlamayalım. Farklı iddia etseler de. Evet. Devam edeceğiz. Gloriet'i şurayı tekrar size göstermem gerek. Bulutlu güzel bir gün. Yani Schönbrunn saray bahçesi deyince tabii takların, taçların sonu yok.
dönemi yansıtan birçok heykel yıkılsa zarar görse de yenileri de yapılıyor. Güzel yürüyüş yolunda sondaki ayrıntılara dikkat çekmek istedim. Gerçekten çok insansız, harika bir gün çekim için. Post korona döneminin şömburun sayesinde böylece kayda düşmüş oldum. Geniş yol tarzı, işte ayağınızı kirleten, çok sevilmeyen, biraz da işte yağmurda da sıkıntı yol açan, dediğimiz gibi taşlı, kirli, kumlu yol. Ama her halükarda gezerken zevk alacağınız bir şömburun var karşımızda. Dediğim gibi mitolojinin işte Yunan tanrısı, tanrıçası, bunun Roma ile alıntılandırılması, en sonuçta Roma, Cermen, Kaiser kültürü. Bunlar hep Avusturya kültüründe temel başat öğeleri. Şu an parlamentosu bile bir işte Yunan tanrıçasının, mitolojisinin ürünüyle bezeli. İşte Batı'yı anlamak için bu orijinleri, bu doneleri iyi görmek gerekir. Yani Germen ırka mensup, farklı olabilecek bir Avrupa tarihine mensup bir ülkede de ortak tarihe ait öğeler çok görülebiliyor. Bunda tabii klasik işte barok tarzı, Fransız etkisinin gotik etkisiyle bezenmesiyle ortaya çıkan hibrit tarzı da bütün mimari de görebiliyorsunuz. Hibrit tarzı Viyana iyi başarıyor. Evet, 1700 yıllardan beri Viyana'nın sembolü olan Schönbrunn Sarayı'nda günümüzde de bir mesire alanı, gezinti alanı olarak önem verilen bir mekan statüsü korunuyor. Bu mekanların içinde işte farklı konseptler var. Mesela bu yapı bir botanik bahçesi olarak dizayn ediliyor. Çok farklı bitki türlerinin bir arada saklanabildiği bir sera havuzu gibi düşünülebilir. Bunun tam arkasında bir hayvan bahçesi var. Schönbrunn hayat bahçesi denilen bu hayvan bahçesindeki mekan genişliği, hayvan sayısı çok meşhur. Avrupa'nın da çok büyük ve üstün kapasiteye sahip bir hayvan bahçesi olarak sayılıyor. Gerçekten de korona zamanında tabii sıkıntılı bir ziyaret akıllarında da övgü hak edecek bir özelliğe sahip. Daha önceki sekanslarda da ifade ettiğim gibi Schönbrunn'daki bu farklı yapıların bir arada tutulması, harmoni, işte botanik bahçesi, hayvanat bahçesi, tarihi alan gibi bütün bu konseptlerin bir araya toplanması da buradaki başarıyı getiriyor zaten. Turistik bir çekim alanı halinde geliyor. Yani nizam, sıralanmadaki biçim, ahenk, işte ağaçların tek sıra asker pozisyonuna geçirilmesi, bu şekilde korunması, yani bu galiba işte başarının hala işte insana göze hoş gelmesindeki anlayış. Tabii doğanın gerçek dengesi mi, böyle mi hayır? Hayır, ama bunu bu hale getirmek ve korumak galiba başarıdaki ana konsept. Tartışılır. Bu ahenk bu kadar nizami, askeri sağlanmalı mı, sağlanmamalı mı konusu, ama gezerken, görürken insanın tabii ilk gözüne, belki işte ruhuna dokunan hususlar bunlar oluyor galiba. Schönbrunn'daki bu dizayn, bu bahçe, yol anlayışı. Hayvan bahçesi meşhur Schönbrunn. Gidiş bu tarafta. Yolunuzu alabilirsiniz diyor. Pandasıyla, filiyle, son dönem yavru flamingolarıyla meşhur bir hayvan bahçesi. Ama işte korona biraz aksattı. Hayvanlar bu ara çok rahat diyenler var. Doğal ortamında vallahi herkes diyor ki pandalar çiftleşebiliyor. Hayvanlar bir rahat nefes al diyenler var. Doğru mu? Bence doğru. İnsanların biraz daha süreçte geri durması da doğaya nefes aldırdı. Hayat bahçelerinde olsalar bile. Heykeller ve nizami bir doğa anlayışı. Schönbrunn bahçesindeki ziyaretçilerin en çok dikkat ettiği işte bu mitolojik, tabii antik Yunan Roma'ya dayanan
geçmişi benimsiyor Avusturya'da. Belki kutsal Roma Cermen kültürü tabii. Ondan sonra Avusturya İmparatorluğu vesaire. Hala da günümüzde en çok baz alınan öğeler. Belirttiğimiz gibi bu antik Yunan Roma hususları. Bu bahçeyi dizayn ederken de dediğim gibi böyle hazırla durmuş ağaçların işte Schönbrunn sarısındaki meşhur binanın ve biraz sonra daha yakından göreceğimiz örnek olarak bir heykel yapısının, ki bunlardan çok var. En meşhur da Neptün Çeşmesi. Yani bu anlayışta da ne görüyoruz? Aslında bugünkü Avrupa'yı. Tarihi bilinçte tek bir orijin, belki ki kutsallaştırılan insan vücuduyla da işte kaslı erkek, daha yuvarlak, düzgün hatlı kadın, mitolojik hayvanlar gibi hususlarla, bir de üstüne ne var? Modernizm. Modernizmin getirdiği düzgün, kesim, net, nizam bozmayan bir geometrik yapı. Ki ağaçların işte dediğim gibi bahçe dizaynının vesaire yapısı da bunu yansıtır. Bahsettiğim mesela bir çeşme dizaynı, çeşme örneği. İşte mitolojik herhalde bir deniz kızı tasviri. Deniz kızı tasvirinin birisinden gelen de yine aynı şekilde tarihi anlayışla Avusturya'yla belki bugünüyle yansıtan bir husus. Schönbrunn Sarayı. Evet, bahçeye işte Gloriette bahsettiğimiz bu Neptün Çeşmesi'ne yakından da bakılabilir. Bazı detayları daha uzaktan da olsa görüleceği gibi aynı konseptte. Tabi buradan sular şarır şarır akacak. Biraz daha herhalde yaz vakti. Arkada dediğim gibi bu zafer takı. Ve farklı perspektiften tabii Schönbrunn Sarayı'nın arka cephesi, ki bu cephe daha çok seviliyor, biliniyor. Bu bahçede de dediğim gibi büyük faaliyetlerin yakın zamana tekrar başlaması öngörülebilir. Evet, devam ediyoruz. Schönbrunn patikalarında diyelim yürümeye. Eski takların, yapının korunduğu bir alanda yine nispeten yeni bir heykel yapısı görüyorum ve açıkçası Roma dönemi yansıtan bir geçit veya tak diyelim yapısının bulunduğu bir alan. Hoş, göze güzel gelen, ne bakıldığında kendini yansıtan bir dizayn. Bakalım ne yazıyor ilerisinde geçmişe dair. Yani dediğim gibi Roma dönemine ait bir tak veya taç, çok eski bir tarihi dizaynda yapılmış bir kemer diyelim artık, ama bunun tabii geçmişine dair belirti yok. Şahsi görüşümü söylüyorum, tabii yanlış da olabilir, tekrar bir incelemem gerekir. Tabii Avusturya'nın bir öykünme süreci var biliyorsunuz. Biraz daha bu dediğim Roma dönemi, Yunan dönemine öykünmesi başlıyor 17. 18. yüzyılda iyice belirerek. 19. yüzyılda hatta yapılan pek çok müze, şehir binasında da bunların izini görüyorsunuz. Yani işte bir Sezar'a öykünme var, Hadrian'a öykünme var. Ama Avusturya bu dönemlere ait mi? Nispeten evet. Yani Roma Gotları, Got işleri, yani Germen kabileleri de içine aldığında, onları bir barbarlıktan artık tırnak içinde medeniyete geçirdiğinde nispeten bir hak doğuyor bu dönemin Avusturya'sına da, ama bence bu döneme ait bu kadar yapının öykünmeyle böyle sahiplenilmesi doğru olmayabilir. Çünkü Roma'ya ait bir aslında pek çok husus veya Latin dediğimiz o geçmişe ait husus bu dönemin Avusturya'sını bence yansıtmıyor. Yine dikkate değer böyle önemli Schönbrunn gibi yapıt içerisinde de bu tarihe yer verilmesi. Bir köşe yazmak lazım. Az önceki bu yorumumu tabii biraz daha açmam gerekir. Çok görünen bir yere koymamışlar tabelayı ama The Roman Ruin in the Park of Schönbrunn. Yani çok kısa özetlem gerekirse, evet, tahmin ettiğim gibi Ruin of Carthage, Carthage kalıntıları diye geçiyor. Bunun designer ama Johann Ferdinand Hetzendorf, Hohenberg civarından gelen ve 1778, yani doğru tahmin ettiğimiz gibi 10
9. yüzyıla doğru artık 18. yüzyılın bitiminde bu yapıt dizayn ediliyor. Aynen geçmişteki skalasını veya işte o dönemki seçkin Avusturyalıların gezintisini görüyoruz. Ve bence yorumum doğru. Yani 19. yüzyılda ortaya konan bir yapıt veya tak net bir şekilde öykünmeyi Roma kalıntılarının aslında burada olduğunu bize söylüyor. Ama sadece bir imitasyonla. Yine de 300 yıllık bir geçmişe sahip, saygıyla eğilmek lazım korunduğu için. Yani bu kartal figürü tabii önem kazanıyor. Her büyük imparatorluğun bir kartalı hep olur değil mi? Yani tarihte bunu hep gördük. Şömburun'da da olmazsa olmaz girişte. İmparatorluk felsefesini yansıtan bir kartal figürünü her zaman görürüz. Şömburun'un tabi girişi her zaman en can alıcı noktası görünüyor. Bu kapı ve caddeden bakışı. Ancak baktığımızda Viyana için, Avusturya için önemli figürlerinde Mozart, işte meşhur Sisi, İmparatoriçe Elizabeth'e uzandığını da biliyoruz. Yavaş yavaş dolmaya başlamış bu arada. Bu korona sürecine izin verdiği ölçüde açıldı bahçeler. Daha müzeler açık olmasa da. Ama baktığımızda bizler için esas bahçelerin mesela nasıl açıldığını görüyoruz. Sevindirici. Havalar çok güzeldi işte. Dediğim gibi arka tarafın bahçe büyük devasa bir kapasitesini ile beraber burası da esas karşılama at arabalarının eski zamanda seremoni protokolünün olduğu yerler. Esas tabii kapı olarak, ön kapı olarak burayı görmek lazım. Hali hazırda yaklaşık 1000-2000 arası yani çok yüksek sayıda hala ziyaretçi açık odasıyla da müze kapasitesinde de ön planda yer alıyor. İrili ufaklı birçok oda var içinde tabii. Şömburun'un bu döneme de kalması da bir renovasyon başarısından geçiyor. Bu sarıyı, işte bu dönemki sarıyı bile korumak önemli. Bizler için de ders olmalı mı bilmiyorum. Şömburun sarısını literatüre katabiliyorsa işte bu ülkeler bu başarıdır. Birçok yapıyı bembeyaza boyamak, alçıyla kapatmak değil tabii burada renovasyon başarısı. Bu sarıyı yani tarihi bir rengi bile tutturmak için uğraş vermekten geçiyor. İşte bu yapının tabii böyle değil. Böyle kalamaz. 300-400 senelik bina ama renovasyon yani geçmişe uygun restorasyon anlayışını benimserseniz bugün dahi turisti daha fazla çekersiniz. Devam edeceğiz. Şömburun Sarayı'nın yan cephesi daha doğrusu giriş kısmı esasen ana yola bağlı. Daha önce gösterdiğim yerlerde biliyorsunuz arka cepheyi, meşhur bahçe kısmı göstermiştim ama bu ön cephede yani ana yolda geçerken biraz sonra aslında fotoğrafları da yansıyan ön kapısını göreceğiz. İşte o dönemi yansıtan 1900'lerin başı, 1800'lerin sonu bir metro. Klasik Schönbrunn metrosunun da durağını pas geçmek istemedim. Şu an bölge Hietzing adı verilen meşhur bir işte elit semti Viyana'nın. 13. semt olarak geçiyor. Ve Hietzing'de de işte en önemli yapının Schönbrunn olduğu biliniyor. O yüzden bu metro ki Viyana'nın şu anda dünyada en iyi işleyen metro sisteminden birine sahip olduğu söyleniyor. Bu da 1800-1900'lere bunun başına uzanan bir metro hattı çalışması da. Otto Wagner'in, meşhur mimar Otto Wagner'in çabasıyla yapılan bir metro ağına sahip olduğu biliniyor. İşte bunlardan meşhur Otto Wagner dizaynlı kubbe dizaynı, biraz da belki İslami dairesel işte cami yapısı, konik yapısını benimseyen bir anlayışla Doğu-Batı sentezli bu tür yapıların olduğu bir şehir zaten Viyana. Bu bakımdan metro durağını es geçmeden videoyu kapatmayalım. Görüşeceğiz tekrar. Evet, burayı çekmemin nedeni bir kere pansiyonun adı Schönbrunn pansiyonu. Hala burada kalınıyor bir otel ama burada kalan önemli bir kişi var. Viyana herkesin tabii ev sahipliğini yapıyor ve Stalin de yapıyor. 1979-53 yıllar arasında yaşayan Stalin bir dönem 1933-34 arasında bu taraflara geliyor. Burada bu önemli eserlerinden bazılarını kaleme alıyor. Bunlar arası işte Marksizm, Nationale Frage, Marksizm ve Milli Sorun, Ulusal Sorun
olarak özetlenilen yine bir Stalin eseri. Burada yazılıyor, burada kalem alınıyor. Ama tabii bizler için önemli olan tarafı sadece onun bu dönem burada yaşaması değil, Viyana'nın da hala bir hap. Yani geçmişi yansıtan bir şehir olması. İşte siyasi mülteci, kaçan, farklı fikirli olan, ister Marksist, ister solcu, ister aşırı sağcılar ki Hitler'in doğum yeri olduğu, yetiştiği, eğitim geldiği yer olan Viyana'nın olduğunu unutmamak lazım. Pek çok farklı kesimin hep vücut bulduğu, yer bulduğu yer Viyana olmaya devam ediyor. Schönbrunn ve bölgesi de bundan muaftır. Evet, Schönbrunn Sarayı çekimlerimizin sonuna gelirken bir Obelix anıtıyla bitirelim istedim. Parkın önemli noktalarından biri olarak anılıyor Obelix Çeşmesi. 2003 yıllık tarihi yok. Pek çok eski şehirde olan veya tarihi şehirde olan bir Obelix anıtı konsepti var burada da. 1777 yani 18. yüzyılın sonuna doğru yapılan 19. yüzyılın başında bir Obelix anıtı bu. Yine soylulardan Johann Ferdinand Hetzendorf'un ortaya koymuş olduğu ve Maria Theresa yani meşhur Avusturya İmparatoriçesi ki çok benzetiyorum Katerina'ya Rusya'daki dönemler bazında da çok uzak değiller birbirine. Avusturya yapan, yeni çağa taşıyan imparatoriçe olarak bilinen bu Maria Theresa'ya adanmış bir anıt. Farklı dizayn edilmiş. Monumental dizaynı, heykel yapısı, hayvan figürleriyle kendine yer bulmuş ve önemli olarak da Schönbrunn'un bir noktasına konmuş bir ayrıntı. Bir yedinin sonuna doğru. Schönbrunn Sarayı Avusturya yapan değerlerden biri. Viyana yapan veya işte bugünkü Avrupa yapan. Çok farklı yapılar var yine Viyana içerisinde ama burayla başlayalım dedik. Korona sürecinde de bomboşken, yeni izinler verilmişken. Bir sonraki videolarda bakalım nerelere gideceğiz. Belki Schönbrunn içinden yayın yaparız. Yeni müzelere vesaire Avrupa'nın farklı noktalarına gideriz. Umarım sevdiniz. Biraz daha açıklayıcı olmaya çalıştık. Yeni bir vloggerız diyelim artık veya gezinticiyiz buralarda. Beğenirseniz şükran diyoruz. Sevgi saygılar sunuyorum.